genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben plastik estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Doktor Kıvanç Emredav'ım. Bugün size annelik estetiği ve annelik estetiği ile ilgili yapılan operasyonlardan bahsedeceğim. Hamilelik ve annelik süreci kadınların en özel dönemlerindendir. Bilindiği üzere gebelik sonrası vücutta çeşitli deformasyonlar ve değişiklikler olur. Anne fazla kilolarını verse bile deformasyonlar ve sarkmalar bedeninden eskisi gibi hoşnut olmamasına neden olabilir. Emzirme sonrası göğüslerin sarkması, karın ve bacak bölgelerinde oluşan değişimleri, normal doğuma bağlı oluşan vajinal deformasyonları estetik cerrahi ile formuna sokmak mümkündür. Bu tip problemleri basit bir takım cerrahi işlemlerle çözmek kişinin özgüvenini artırır ve kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Son dönemde sıklıkla yapılan annelik estetiği sayesinde bireyin yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir. En uygun adaylar doğumun üzerinden en az 6 ay geçirmiş ve bebeklerini sütten kesmiş kişilerdir. Böylelikle hormonların etkisiyle de fiziksel yapının toparlanması da sağlanmış olur. Adayın operasyon için anestezi almayı engelleyen bir hastalığının olmaması gerekmektedir. Sonuç olarak estetik prosedürün kimler için uygun olduğu, hangi durumlarda, hangi bölgelere uygulanacağı, vücut yapısına, hastanın anatomisine ve hastanın isteklerine göre birlikte belirlenir. İyileşme süreci de bütün bunlarla orantılı olarak ortalama bir haftalık bir zaman gerektirir. Uygulanan teknikler göğüs dikleştirme ve büyütme, karın germe, liposuction ve labioplasti işlemleridir. Bu operasyonlar sıklıkla söylendiği gibi çok ağırlı işlemler değildir. Operasyon sonrası yapılan özel anesteziler sayesinde ameliyat sonraki süreç artık daha konforlu olarak geçirilmektedir. Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.